eğer getirirlerse tek tek izah edeyim istiyorum. Amentü'yü de rica etsem ekrana getirseler. Şimdi Amentü zaten başlangıç itibariyle inandım diye başlıyor. İnandığınızı, kabul ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Amentü billahi, Allah'a iman ettim. Şimdi tek tek gösteriyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Amentü billahi, Allah'a iman ettim. Ve melaiketi, meleklerine. Ve kutubi, kitaplarına. Ve rusuli, peygamberlerine. Ve yevmil ahiri, ahiret gününe iman ettim. Nokta. Ve bil kaderi, kadere de iman ettim. Hayrihi ve şerrihi, minallahi teala. Kaderin hayrı da şerri de, yani amelin yaratılmış olan hayır şer de Allah tarafından yaratılıyor. Ama kul tercih ediyor, Allah yaratıyor. Yaratan Allah'tır, kul değildir. Kulun yaratma fiili yok, eylemi yok. Yaratma eylemi tamamen Allah'a aittir, Allah'ın kudretine aittir. Onun için biz bir şey yapamayız, icat edebiliriz, inşa edebiliriz. Ama yaratmak hiçbir elementi, hiçbir maddesi, efendim ağırlığı, gramı, şunu bunu olmayan bir şeyi yokken var etmek. Halbuki dünyada her şey var. Ve her şeyden bir şey oluşturuluyor. Bu icat, keşif yapmak tamam ama yaratma Allah'a aittir. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Vel ba'su dirilmek, dirilmek. Ba'del mevti ölümden sonra, öldükten sonra hakkun gerçektir. Öldükten sonra dirileceğiz. Bu dünya son değil. Bu dünya bir geçiştir, bir istasyondur. Ahirete götüren bir istasyondur. Bu dünya bütün adaletin... Bana soruyorsunuz hocam... Biri efendim zulmetti ama kaçtı adaletten. Niye böyle dünya hayatında? Allah niye ona ceza vermedi? Adaleti niye tecelli etmedi? Arkadaşlar dünya bütün adaletlerin düzenleneceği yer değil. Allah dünyayı imtihan yeri olarak ilan etmiştir. Dünyada dünyada efendim adalet ancak bazı kişileri yani bazı günahkarları, bazı kötüleri, bazı suçları yakalayabildiğinizde verilmiş olan bir hükümdür sadece. Ama ahiret herkesin yakalanacağı, herkesin hesaba çekileceği, herkese mükafatın veya cezanın verilebileceği kalıcı olan ve doğru olan bir milim, bir gram hatanın olmayacağı adalet yeri ahirettir. Dünya hayatı değil. Dünya bir denemedir. İnsan bazen kazanır, denenir. İnsan bazen kaybeder denenir, hastalanır denenir, sıhhat bulur denenir. Allah bizi deniyor mu? Evet deniyor. Sonucunu biliyor ama Allah, ama sen sonucunu bilmiyorsun. Allah sen hak etmeden veya cezayı hak etmeden veya mükafatı hak etmeden seni ne cennete ne cehenneme sokmaz. Onun için seni dünyaya getiriyor. Ne gereği? Sünnetullah kuralının gereği olarak dünyaya getiriyor. Dünyada sen cenneti veya cehennemi hak etmiyorsun. Ediyorsun veya Allah seni yaratmadan hadi kullarımı yarattım hiçbir şey yapmadan cennette hiçbir şey yapmadan cehenneme. Bunun anlamı ne? Mutlaka deneneceksiniz. Denendikten sonra da kendiniz hak edeceksiniz. Ya iyi ya kötüyü. Evet. Vel ba'su ba'den mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Eşhedü şehadet ederim ki en la ki la ilahe hiçbir Allah, hiçbir yaratıcı, hiçbir muktedir yoktur. Hiçbir ilah yoktur. İlla var Allah, Allah var. Allah'tan başka bütün sahte ilahları reddediyorum. Bütün sahte inanılmış olan bütün sahte Allah'a şirk koşulan ne varsa tümünü reddediyorum. Ve eşhedü ve yine şehadet ediyorum ki enne şüphesiz Muhammeden Muhammed abduhu ve resulü Allah'ın kuludur. Bakın önce kul diyor sonra peygamber diyor. Allah'ın kuludur ve resuludur, nebisidir. Allah bu imanla ölmeyi hepimize nasip etsin. Onun için acizane benim tavsiyem. Çocuklarımıza öğretelim amentüyü, ezberletin yani. Allah'a tercümesini bile öyle verelim. Meleklerine, melekleri yemezler, içmezler, cinsiyetleri yoktur, kanatları vardır, Allah'ın emirlerini yaparlar. Grup gruptur melekler, katrilyonca melek vardır, sayısını kimse bilmez meleklerin. Bazı melekler insanları korur, hafaza melekleri, bazı melekler mezarda hesap sorarlar, bazı melekler sağda ve solda efendim katip melekler vardır. Günahınızı yazar, sağdaki iyiliğinizi yazar, soldaki günahınızı yazar. Melekler Allah'a isyan etmezler. Yani bütün bunlar meleklerin özelliği. Melek sadece iman ettim değil yani. Yanımızdalar. Her tarafımızda melekler var. Eve girince evde senden önce giriyordur. Evde duran melekler var. Onun için eve girerken Esselamu Aleyküm demek sünnettir. Eve girdiğinde selam ver. Kime selam veriyorsun? Meleklere. Şu anda melekler var orada. Hepinizin evinde var. Çıkarken yine Esselamu Aleyküm demek gerekiyor. Kitaplarını Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar, sahifeler veya kitaplar. Hazreti efendim Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim daha önce Hazreti Adem, Hazreti İbrahim'e ve diğer peygamberlere inmiş olan sahifeler vardır.
Efendim sayfa derken tek sayfayı kastetmiyorum. Belki dosyalar, belki büyük sayfeler vardır. Hepsinin doğru olduğuna, Allah'tan geldiğine iman ediyorum. Ama tabii ki ümmetler daha sonra bu kitapları değiştirdiler. Bizim inancımız böyle. Başkasının inancına sataşmak niyetiyle bunu söylemiyoruz. İnancımız böyle. Kur'an-ı Kerim ise Allah tarafından korunmuştur. Elbette ki diğer kitaplara da saygımız vardır. Çünkü mutlaka Allah'tan gelen ayetler, o kitaplarda dualar vesaire mevcuttur. Hiçbir kitaba saygısızlık yapmayız ama kendi kitabımızın gereğini yerine getiririz. Kitaplarına, peygamberlerine 120 bin peygamber veya 25 peygamber veya göndermiş olan bütün peygamberler ihanet etmemişlerdir. Zeki insanlardır, Allah'ın emirlerini tebliğ etmişlerdir, günahlardan kaçınmışlardır, hakikate çağırmışlardır. Ahiret gününe inanıyoruz, öldükten sonra dirileceğiz, insanlar, bedenler dirilecek, ruh gelip bedeni bulacak, beden ve ruh bütünleşecek, mahşere gideceğiz, orada sırat köprüsü var, mizan var, kitaplar uçuşacak, cennet var, cehennem var, o ayrı bir alem, sahurda bazen anlatıyorum, bu gece de anlatırım inşallah, izlerseniz sahurda. Ahiret aleminden birkaç kesit. Öldükten sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu elçisi olduğuna inanıyorum. Şehadet ediyorum. Evet, Zoom'u beklettik. Zoom.